Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhalefette işte İyi Parti'de tartışmalar bu yönde ama aslında iktidar bloğunda yani Cumhur İttifakı'nda da böyle bir e, tartışmalar var. Özellikle ekonomiyle ilgili. Gerçi çok e, rahat, konforlu bir iş bu. Yani e şimdi eleştiriyorlar işte seçim bitti başladı geçim derdi dedik. Hem Destici hem Erbakan hem Bahçeli zaman zaman çıkıp işte eleştirilerde bulunuyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamleleriyle ilgili. Ama yani o kadar konforlu bir iş ki hem iktidarın ortağı olup istediğini alıp, hem de arada sırada işte bakın eleştiri de yapabiliyoruz. Bizim durumumuz bu. Yani böyle korunaklı bir bahçede ara ara tartışma yaşıyorlarmış gibi bir durum. Çünkü bir şey değiştirmiyor yaptıkları eleştiriler. Gelin bakalım Cumhur'da bir çatlak var mı? Nasıl bir çatlak o? Derinleşiyor mu? Yoksa aslında hep söylediğimiz gibi körler sağlar birbirini ağırlar mı? dar gelirliden halkın büyük kesiminden alınan vergilere yapılan artışlarla bütçe açığını kapatmak doğru değildir dedik ve mutabakatımıza da aykırı olduğunu açık bir şekilde ifade ettik. Vergi düzenlemeleri, iğneden ipliğe gelen zamlar, Cumhur İttifakı ve destekçilerinde de çatlağa neden oldu. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, son yapılan vergi artışının AKP ile seçim öncesi imzaladıkları mutabakata aykırı olduğunu söyledi. İktidara bu uygulamadan vazgeçin diye seslendi. Bütçe açığının faturasını vatandaşa kesen, millete ilave yük yükleyen bu uygulamalardan mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Mayıs seçimleri öncesi AKP ile yeniden refah arasında bir mutabakat imzalanmış. O mutabakatta Erbakan şartlarını tek tek sıralamıştı. Karşılığındaysa Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi kararı alınmıştı. Üzerinden sadece birkaç ay geçti. Erbakan'ın şartlarının altına karşılıklı atılan imzalar gelen vergi arttırımlarıyla boşa çıkmış oldu. Her türlü vergilere, KDV'ye, harçlara, Özellikle akaryakıttaki ÖTV'ye yapılan artışlar maalesef memurun maaş zammının daha eline geçmeden asgari ücretlinin maaş artışının daha eline geçmeden erimesine vesile olmuştur. Erbakan'ın gündeminde sadece vergiler yoktu. Erdoğan'ın emekli maaşları için yıl sonunu işaret etmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanına seslendi. Bugün maalesef milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Emeklimizin durumu işler acısıdır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenlerin yıl başında yapılacağını ifade etmiş. Ancak bu enflasyon ortamında, bu hayat pahalılığında yıl başına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen Maaş zammının mutlaka yapılması lazım. Cumhur İttifakı ve destekçilerinde yaşanan çatlak sadece yeniden refahla sınırlı değil. Büyük Birlik Partisi'nden de vergi artırımına tepki gelmeye devam ediyor. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Desteci vergi artırımına vatandaşın tahammülü kalmadığını söyledi. Özellikle zengin ve fakirden hemen hemen aynı oranda tahsil edilen dolaylı vergileri artırmak bence yine bir çözüm değil. Bu sadece geliri düşük olanların Hayatınız zorlaştıracak Bir uygulama Vatandaşlarımızın da özellikle Dolaylı vergiler kısmında ÖTV başta olmak üzere Bir vergi artırımına Artık tahammüllerinin de Kalmadığını görüyoruz Bir tartışma orada var ama Çok böyle konforlu bir tartışma Az önce de söylediğim gibi Şimdi Faruk Bey diyor ki Kafalar karışık Televizyon kanallarında hep konuşulan Kılıçdaroğlu CHP neden kaybetti? Kimse benzinin 36 lira, mazot 35 ki 37 oldu bu arada Faruk Bey. 2 gündür onun altını çiziyoruz. Ee, pazarda 30 liranın altında ürün yok. Geçim derdi, alım gücü, an, e, anlayanlar da enflasyon neden yüksek konuşan yok. Kemal Bey iyi ki varmış halk unutuldu medyada cılız emekli sesleri diyor. Yani e, biraz bence haksızlık ediyorsunuz. Önümüzde şöyle benim önümde 70 maddelik bir akış var, bir içerik var ve bunun yani şöyle 20'si siyaset, geri kalanının büyük çoğunluğu ekonomi ile ilgili. Yani biz zaten burada asıl derdimiz CHP'nin ya da Kılıçdaroğlu'nun ya da muhalefetin bu kadar konuşuluyor olmasının temel nedeni de aslında bu ekonomideki sorunlar. ...eğer şey yolunda olsa başka siyasi tartışmalar üzerinden konuşulurdu ama haklısınız, siz de bu eleştiriyi getirmişsiniz. Biz de dile getirelim. Yine bugün anladığım kadarıyla ee, saat 2'de Kadıköy sahilde emeklilerin e, yaptığı bir e, eylem var. Kadıköy sahilde İstanbul'da bulunan yurttaşlarımız için Atatürk heykelinin önünde saat 2'de buluşuyorlar. Bir e, seslerini çıkartacaklar. Biz de buradan duyurmuş olalım emekli yurttaşlarımıza. Böyle bir etkinlik var. var. Ersin Bey de diyor ki Erbakan'a sormak lazım. 20 yıldır vergiler hep alt gelirden alınıyor. Yeni mi aklına gelmiş diyor. Haklısınız valla siyasetçilerin işine geldiği şey akıllarına geliyor. Kafaları onların da bence karışık. Yani ya belki de kafaları çok berrak da bir biz yanlış alıyoruz. Devletin asli görevi diyor Filiz Hanım. Yurttaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Kolluk kuvvetlerinin ağaçları kesenleri korumak yerine çocuk gelin, gelinlerin kemik yaşını büyütüp yurt dışına kaçan doktorları şehir magandalarını yakalaması gerekmez mi? Sabah da burada verdik. Yani iki buçuk saatlik bir yayın yapıyoruz. Tabii siz hangi aralığa denk geliyorsunuz bilmiyorum. Filiz Hanım için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Hep belirli şeyler içerikler üzerinde zaten yoğunlaştığımız ama belki sizin kaçırdığınız bir bölüm olabilir. Esenyurt da. Dün gerçekten hani e, sosyal medyada konuşulan, gör, sosyal medyada görülen görüntüler hepimizin ülkeye olan, ülkenin güvenliğine olan kaygılarını bir tık daha arttırdı. Görüntüleri vermedik, özellikle vermedik ama şunu söyleyeyim yani beline silah takan sokaklarda işte kendi e, gücünü, bir diğerine gösteriyor e, şiddetin e, bu tip sıkıntıların her geçen gün arttığını gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz umalım ki devlet e, görevini yapmaya başlasın e, asıl asli görevi de hepimizin güvenliğini sağlamak şimdi